Günaydınlar arkadaşlar. Gitorn'a geldik. Burası son yılların en ünlü köyü. Hollanda yazdığınız zaman artık Amsterdam'dan bile daha fazla ön plana çıkan masalselleriyle, hobbit evleriyle, kanallarıyla artık Hollanda'nın gözbebeği olmuş. Hatta Avrupa'nın Haarstad'la birlikte gözbebeği olmuş köylerinden bir tanesi. Şu anda Gietorn'da hemen bir kanal boyuna geldik. Buradan böyle bir tekne turu yapacağız. Çünkü buranı gezmeyenin en iyi yolu tekneye, küçük teknelere girmek. 9-10 kişi böyle danaya girermiş gibi birleşiyorsunuz. Parayı veriyorsunuz ve kendini sürüyorsunuz diye duydum. Şimdi birazdan onları zaten size anlatacağım. Sadece şurayı şöyle anlatayım. Burayı böyle geçen gün Anadolu Ajansı maalesef çok kötü bir talihsiz haber yapmıştı. İşte Orta Çağ'dan kalan kasaba diye. Hayır, burası 1960'lardan sonra popüler olan bir köy. Hatta bir film sayesinde, Hollandalı bir yönetmenin çektiği film sayesinde burası meşhur oldu. Sonrasında Hollanda'da yatırımları düzgün yaparak burayı turizme kazandırdı. Şimdi bu girişi biraz uzun tuttum ama Gietorn'u biraz size anlatmam gerekiyordu. Burası çok yeni bir kasaba ama masalsı. Şimdiden bile daha adımımızı attık. Bakın. Sıfır ses. Yani mükemmel. Sadece kuş cıvıltıları geliyor. Evet, birazdan böyle mini bir Gietorn gezi rehberi olacak bu konu videoda. O zaman gezime başlıyorum. Şimdi Gietorn'da yapacağınız arkadaşlar ulaşım tamamen bisiklet ve bota dayalı ya da kayıklara dayalı. Her evin önünde kendinin kullanacağı bu tarz kayıklar, botlar ya da tekneler görebiliyorsunuz. Çoğunluğunda zaten bakın park yerleri de yapmışlar kendilerine. Burada karayoluyla yürümek, yani birçok evin ortasından geçersiniz ama o ikonik mekanları çoğunu tekneyle gezerken görüyorsunuz. O yüzden tekneyle gezmek burada çok önemli. Gördüğünüz gibi her bir ev gerçekten fotoğraflık. Böyle küçük küçük müzeler de yapmışlar. Mesela burası Gietorn Müzesi. Bazen Gietorn diyorum, idare edin. Gietorn Müzesi var burada arkadaşlar. Burada da küçük bir kilise var bakın karşımda. Tamamen oh, huzur ya. Gerçekten huzur burası. Hani masal köyüyle geçiştirmek biraz az kalıyor. Ahşap köprüler var. Bakın karşıda bir sürü var. Dediğim gibi birçok ev var burada arkadaşlar. Daha doğrusu yüzlerce ev var. Hepsi turizme kazandırılmış. Bazıları da böyle galeri gibi hizmet veriyor. Küçük müze ya da sanat galerisi gibi. Arkamda gördüğünüz yerde bir burada şey çok ünlü. Shell. Ne oluyordu? Deniz kabuğu. Ha, deniz kabuğu galerisi arka taraftaki yer. Buraya ücretsiz giriş yapabiliyorsunuz. Bakın zaten şu tarz ürünleri burada işte hediyelik eşya anlamında tasarlandığı bir yer. Ve satılış da yapılıyor. Hani eğer vaktiniz varsa şu arkamda gördüğünüz Shell Müzesi'ne, yani Deniz Kabuğu Müzesi'ne de ya da galerisine de giriş yapabilirsiniz. Başında burada bir filmin çekildiğini ve bu film sayesinde dünyanın tanıdığını anlatmıştım Gietorn'u. Arkamda gördüğünüz kafenin ismi Fanfare. Fanfare de filmin adıydı. Ondan dolayı bu ismi almış. İşte o film Hollandalı bir yönetmenin 1958'de çektiği bir film. Burada geçiyor ve köyde geçiyor. Ondan sonra zaten köye iyice yatırımlar geliyor. Ve bakın gördüğünüz gibi işte böyle turistlerin artık gelip kanallarda bot kiralayarak gezdiği bir yer haline geliyor. Şu anda Hollanda'nın hatta dünyanın en ünlü iki kasabasından bir tanesi. İki köyünden bir tanesi, özür dilerim. Diğeri de Avusturya'nın Salzburg'a çok yakın mesafede bulunan Haarstad köyü. Yani bunu görüyorsunuz arkadaşlar, bir doğru bir yatırımın ya da bir dokunuşun nelere sebep olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'de hatta Eşkıya filmi vardır. Eşkıya filmi Halfeti'de geçmiştir. Oradan sonra artık dünya, yani Türkiye Halfeti'yi tanımıştı. Bunun gibi Anadolu'da da, Ege'de de birçok kasabamız var diziler sayesinde. İşte Atademirer'in Eyvah Eyvah filminde Geyikli'nin tanınması gibi ya da bir başka filminde Sağcı'nın tanınması gibi. O yüzden bu yatırımları her zaman destekliyoruz. Film ya da sanat endüstrisi turizme doğrudan etki ediyor. Bunun da en güzel örneklerinden bir tanesi de Gietorn kasabası, pardon, Gietorn köyü. Şimdi biraz tekne turlarıyla ilgili bilgi vereyim arkadaşlar. Burada göreceksiniz geldiğiniz zaman bir sürü tekne var. Biz şu anda çok erken saatte geldiğimiz için onlar daha açılmamıştı. 10.30'dan sonra genellikle başlıyorlarmış. Şu an biz sabah saat 9 civarındayız. 35 euro civarında tekneyi kiralayabiliyorsunuz. Ama işte onun belli bir sayısına kadar 5 kişi 7 kişi olarak bölüşebiliyorsunuz.
ama bazıları daha küçük de olabiliyor. O yüzden hani fiyatları yine geldiğiniz zaman sorarsınız. Bakın mesela burası bot kiralanan bir yerlerden bir tanesi. Arkada bir sürü dizilmiş. İçeride soruyorsunuz ve kendiniz sürüyorsunuz. İşin en ilginç kısmı o. Burada öyle bot kaptanları yok. Nasıl bir prosedürü var bilmiyorum. Bir şey deneyemedik. Ama riskli bir şey bence burası için. Demek ki sorun olmuyor ki böyle bir şey devam ediyorlar. Aynı zamanda burası şu anda Çinliler için özellikle inanılmaz bir cazibe noktası. Her sene buranın nüfusu 8000 olmasına rağmen arkadaşlar, pardon 2800 olmasına rağmen buraya her sene 200 bine yakın Çinli turist geliyor. Gördüğünüz gibi Çinliler çekirge gibi yine her yeri istila etmeye devam ediyorlar. Burası ile ilgili hani anlatacağım birkaç şey daha var. Onları da birazdan zaten anlatırım. Şimdi arkadaşlar arabayı bıraktıktan sonra biraz dışarıda bırakıyorsunuz araçlarınızı mecburen eğer araçla gelecekseniz. Sonra bu uzun kanal boyunca yürüyorsunuz. En sonunda artık arkamda gördüğünüz o ağaçlık kısımdan sonra başlıyor çok güzel köyler, yollar, işte küçük küçük kanallar. O yüzden hani bu uzunca yaklaşık bir 400 metrelik yolu mutlaka yürümelisiniz. İsterseniz burada da kiralayabilirsiniz. Burada kiraladıktan sonra da başlayabilirsiniz gezinize. Biz tabii önce bir yürümeyi seçtik. Şu an tam ayrılış zamanımızda turistler gelmeye başladı. Muhtemelen bu saatten sonra artık kiralamalar başlar. Bu seferlik oldu, böyle oldu ama bir dahakine inşallah daha uzun bir vakitte gelip bize kiralayıp öyle gezeceğiz. Ve Hollanda'nın en kötü kısmı olan yağmur, sürpriz yağmurlarla G-Turn'e veda ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kısa bir video olmuş olabilir. Videonun devamında Hollanda'da Instagram noktalarıyla ilgili bir şeyler de ekleyebilirim. Ya da burada kesebilirim. Şu ana daha kararını veremedim. Dediğim gibi G-Turn Hollanda Amsterdam'a yaklaşık 1,5 saat maksimum uzaklıkta bulunuyor. Muhteşem bir kasaba. Eğer Amsterdam'da 3 gününüz varsa zaten Zaandam, Edam, Volendam, Zaanschaan gibi şehirleri gezersiniz, kasabaları gezersiniz ama buraya biraz daha uzak olduğu için iyice zaman ayırmanız gerekiyor. Biz de 2 saate yakın buraya gezdik. Hayda Avrupa'ya firmasıyla çıktığımız Avrupa turundaki bence en güzel nokta oldu şu ana kadar. Zaten diğerlerini gezmiştim. Burayı yıllar önce görmüştüm ama benim için çok daha iyi oldu burayı görmek ve size anlatmak. Burada kapatıyorum. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.